Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten muazzam bir kadro yorumlama videosuyla da birlikteyiz arkadaşlar. Bir önceki bölüme gerçekten güzel bir like sayısı gelmiş arkadaşlar. 2000 beğeniye yaklaşmışız ama geçememişiz. Bu bölümde 2000 beğeniye geçebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel like sayıları geliyor bu aralar, çok güzel abone artışımız da devam ediyor. Kanala abone olup gönderi bildirimlerini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da sizlere söyledim ve şimdi hemen kadro yorumlamamıza başlıyoruz arkadaşlar. Selçuk, Emre, Karabulut öneri var mı? Bütçe 300k, Marquinhos gelecek demiş. Galiba Marquinhos gelecek stoperine. Zaten Josie sahayı bayağı bir yükseltmişsin. O yüzden çok da bu kadroda bir değişiklik yapmaz gelirse. Kadron güzel ama 88 yani benim kadroma birazcık yakın. Benim santraforum daha mı iyi mi bilmiyorum ama bu santrafor birazcık hızlıdır büyük ihtimalle. Güzel bir kadron var. Tauvin falan güzel yani. Ben de güzel bir sağ kanat istiyorum. Keşke Tauvin'i ben de alabilseydim. O etkinliği bir ben çözememişim ya. Keşke çözebilseydim de ben o etkinlikten bayağı bir şey çıkartırdım diye düşünüyorum. Güzel bir kadron var. Önerim yok ya. 300k bütçen varsa şu 9 tane beceri geliştirme duruyor orada. Onları yap. Level atla. Onu diyorum sana. Hasan, Koç'un kadrosundayız. Videoya selam, stoper 84. Marquinhos gelecek. Maicon'un yerine demiş. Ha, Maicon yerine 84. Marquinhos gelecek. Bayağı bir yükseltir o. Ve 10 üzerinden kaç demiş? 10 üzerinden 6 veriyorum. Şu anda çünkü kadrolar gelişmeye başladı. Eskiden olsa hatta ilk kadro yorumlamada buna 10 bile verirdim. Ama şu anda 6 veriyorum. Güzel bir kadro ama. Stopper'e Marquinhos gelecek. Herkes Marquinhos alıyor. Marquinhos nereden geliyordu ya? Bu ligden mi geliyor bilmiyorum. Kupa ustalarından geliyor galiba. Stopper'e Marquinhos gelecek. Walker ve Giuliano en kısa sürede bir yan yükselecek demiş. Giuliano 87 zaten. 88'e yükselirse muazzam olur. Walker 88 olacakmış. Abi şu Ronaldo keşke, yani Ronaldo'ya çok uyuz oluyorum. Hiçbir dizilişe uymuyor ya sol kanatsız hariç. O yüzden çok değişik oluyor. Güzel bir kadron var. Sağ orta saha belki alabilirsin. Alırsan çok iyi olur. Bir de zaten bunları yaparsan usta takıma ulaşacaksın ve Sergio Ramos falan alman kolaylaşacak. Güzel bir kadron var senin de. 10 üzerinden kaç veriyorsun dememişsin ama ben 10 üzerinden 8 veriyorum şu anda. Ben çünkü bu kadro yorumlamada güzel kadrolar göreceğimizi düşünüyorum. Deniz Cebir'in kadrosundayız. Öneri demiş. Ne önerebiliriz? Coins'in yok. Coins olmadığı için öneri yapamayacağım. Ama güzel bir kadron var. Geliştirmeye devam et. Oynamaya devam et etkinlikleri. Hemen devam edelim. Emre Bakır'ın kadrosundayız. Ronaldo'su var. Fegulis'i var. Griezmann. Herkes yerinde oynuyor. Bu tarz kadroları sevdiğimi daha önceden söylemiştim. Ama birazcık daha gelişebilirdin ya bence. Çünkü düşük kalmış. Yeni mi başladım bilmiyorum ama birazcık daha geliştirebilirdin diye düşünüyorum. 10 üzerinden de şu anda 4 falan verilebilir ama güzel yani, kötü bir kadro değil ama daha çok geliştirebilirdin. Herkes 80 yani, herkes elit ama herkes 80, birazcık değişik. Sağ kanat defans, sağ kanat defnas gelecek ne lan? Defnas kim? Hiç duymadım. Ali'yi yükseltmemişsin bilmiyorum neden, ligde falan mı değildim bilmiyorum ama Ali'yi yükseltmeyin bence iyi bir şey. Ama Draxler varken gerek yok diye de düşünüyorum, o yüzden Ali'ye ellemediğim ne diyeyim. Sağ bekte güzel bir oyuncu var, genel olarak kadro güzel, beğendim. Sağ kanata kimin geleceğini anlamadım ama güzel bir oyuncu gelecek bir ihtimal. Bu kadro 88 de olur. 10 üzerinden de 7 veriyorum bu kadroya. Hemen bir diğer kadromuza geçelim. Öneri istemiş. 506 coins'i var. 51 de enerjisi var. Enerjilerine canlı etkinlik falan oyna. Etkinlikleri oyna yani. Efe Polat, KYL'nin kadrosundayız. 85 iken kadrosu var. Güzel de bir kadrosu var. Herkes yerinde oynuyor. Güzel, beğendim kadroyu. Bir öneri verebilir miyim? Aklıma gelmedi. 10 üzerinden de 6 veriyorum. Furkan Kara'nın kadrosundayız. Güzel bir kadro bu da. Beğendiğim bir kadro. Kadroyu beğendim yani. Beğendiğim bir kadro dediğim. Beğendim kadroyu. Ronaldo, Zardes, Griezmann. Griezmann'ı değiştirebilirsin. Benim de sağ kanatımda Barro var. Mesela Barro'yu sen de alabilirsin. Çok memnun muyum? Hayır. Ama iş yapıyor. Griezmann'dan daha da iyi iş yapacağını sana garantisini verebilirim yani. Güzel bir kadro var ya. Beğendim. Kötü bir kadro değil. Kadroyu güzel. Bu arada bunu birazcık daha uzaklaştırınca sanki sesi daha kaliteli kaydediyor. O yüzden şöyle bana birazcık daha yaklaştırırsak. Şöyle birazcık daha indirirsek. Tamam. Evet, güzel bir kadron var senin de. Beğendim. Bir öneri falan istememişsin. Berdan Zencil. Grupla uğraşan bir moderatör. Gerçekten çok uğraşıyor. 1 milyon para var. Kaleci Areola gelecek. Arttırmıyorum. Öneriye M.O. Pogba gelebilir. Tolisso yerine demiş. Tolisso yerine Pogba gelirse o 90'lık Pogba galiba. Çok güzel olur. 1 milyon coins'im var. Güzel. 1 milyon coins ile şu anda kendini 30 level yapabilir misin bilmiyorum ama şu anda onunla uğraşma zaten. Etkinlikleri oynamaya devam et. Birazcık daha hızlı geliştirebilirsin kadronu. O 1 milyonu en iyi şekilde kullanmaya bak. Coins'i de biriktirmeye devam et istersen. Ya da önemli bir şey için harca. Yani gereksiz harcama. Hemen diğer kadronumuza geçelim. 900k bütçe öneri var mı demiş. 900k bütçeyle bu kadroya öneri yapılabilir aslında.
Aklıma gelirse söyleyeceğim. Beceri geliştirmelerin tam 30 seviyede olmuşsun. Güzel abi. Yani güzel gelişmişsin ama beceri geliştirmelerin çok az. 900K neden var? Hiç 20K'lık paket açmıyorsun. O 20K'lık paketlerden aç biraz ve geliştir. Ayrıyeten de 1649 da FIFA points'in var yani. Bunlarla birlikte karşı ataktaki ödüllerden açmamışsın galiba. Bilmiyorum çünkü beceri geliştiricilerin çok az. Onları açmaya bak. Onları açarsan gerçekten senin çok işine yarayacaktır. Bunu da sana söylüyorum. Fikret Tatar bu abi demiş. Bu. Tamam buysa güzel karon var kardeşim. Geçelim. Çok fazla bir şey yazmamışsın. Karon görünsün diye atmışsın gibi bir şey yazmışsın. Yani neyse. Önerin nedir abi? 300 bin coins'i var. 57 enerjisi var. Enerjilerinle oyna. Karşı atakta birazcık daha gelişmeye çalış. Güzel bir karon var senin de. Beğendim. Hemen diğer karoyu geçelim. Furkan Keklik abi öneri demiş. Boruç, Cristiano Ronaldo, Vietto, Jose Callejon. Callejon'u almışsın. Birazcık daha geliştirmeye bak. Bu şu beceri geliştirmelerinde coins'in varken yap yani. Onları bekletmeyin arkadaşlar. Ben sinir oluyorum orada görünce çünkü. Çünkü ben asla bekletmem onları coins'im olduğu zaman. Sağ bekte bir tane sağ orta sahaya oynatıyorsun. MO'da sol forvet oynatıyorsun. Bunları yapma. Sol bekte santrafor. Hani bunlar senin takımına zararlı bir şey. Bunları yapma. Kullanma bunları. Bu şekilde olma. Yusuf Kurşun. Güzel bir kadrosu var. En yüksekken neden yapmadım bilmiyorum. 14 tane beceri geliştirmeleri orada duruyor. Onların da yapabildiklerini yap ama birazcık coins'in eksik galiba. Birazcık coins de geliştirebilirsin. Öneri istemiş dedi. Önerilerimi yaptım. Muhammed Akçay bu kadroyu 10 üzerinden değerlendirmek istiyorum. 10 üzerinden 5 veriyorum. Öneri olarak da coins'in yok. Coins'in yok. Enerjin de yok. Bir şey yapamayacağım maalesef ama birazcık karşı atakta gelişmeni öneriyorum. Çünkü bazı beceri geliştiricilerin çok düşük kalmış görünüyor. Rabiot ve Maicon'unkini gözüme çarpanlar. Emirhan Kapusuz. Güzel ama burada da beceri geliştiricileri düşük. Mesela Pastore'nin 2. Neden? Çünkü fazla karşı atak oynamıyorsun. Karşı atak ödüllerini açmamışsın galiba. Öyle geliyor bana. Ama yine de kötü değil. Beğendim kadroyu. Güzel kardeşim. Helal olsun. Mahmut Emre Karanfil. Güzel kadrosu var. Quaresma'sı var. Görmeye alışık değiliz. Ama sağ kanatta sağ bekte sol kanat oynatmak saçma. O yüzden öyle yapma lütfen. Ama Ronaldo'yu da bayağı gelişmişsin. Sen atak üçlü olsun lütfen. Sol kanatlı bir atağa geç. Koman biliyorum düşük kalacak ama sen sol kanatlı bir açığa geçmen lazım gibi geldi bana şu anda bilmiyorum ama güzel bir kadro ama kötü değil. Enes Yavaş videoya selam demiş. Aleyküm selam. Öneri var mı demiş. Öneri olarak ne verebiliriz abi? 50 bin coins var. Çok fazla coins'in yok. Etkinlikler, mücadeleleri oynuyor. Ben bir taktik göstermiştim. Takımını 86 gen falan yaparsan benim gösterdiğim taktikle çok güzel. Koscielny'i falan tamamlayabilirsin. Koscielny de bu kadroyu çok iş yapar. Ya da genel olarak zaten iş yapacak oyuncular var. Beceri geliştiricilerin hiç fena değil. Leveline göre. Ama güzel ya. Kadroyu beğendim. En yüksekken yapıp atsaydın. Keşke diğer oyuncunu da görmüş olurduk. Milli takım kurmuş. Abi. Efsanesin be. Sen adamsın adam. Şu kadroya bak. Çok güzel abi. Tim Howard hariç gerçekten efsane. Ben de kalp atacağım ama internet kapalı şu anda. Bildirim gelip videoyu rahatsız etmesin diye. Kalp atardım. Çok güzel kadrosu var. Hatta yeni sekmede açacağım ve profilini. Sonra ben onu videodan sonra yazacağım çünkü. Ama güzel. Gerçekten efsane bir kadrosu var. Abi büyük ihtimal yani gerçekten güzel kurmuş. Adamın dibi. Milli takımı kurmuş. 88 yani. Milli takımda 90 yani yaparsan bu hesabı bana verebilir misin? Ya gerçekten güzel olur ha. Video çekeriz bu hesapla. Güzel olur. Enes Ünal. Cenk Tosun falan. Muazzam yani. Çok güzel görünüyor. Hemen şey yazmışlar bir de. Howard ne ara Türk oldu? Ama güzel abi. Adam milli takım kurmuş. Abi öneri 10 üzerinden kaç demiş. 10 üzerinden 6-5 civarı verebilirim bu kadroyu. 1 milyon coins'im var ve 85 gen takımın var. Bu da çok saçma bir şey. Bence daha çok gelişebilir yani. Bilmiyorum ama geliştirebilirsin ya. Yani öneri oyuncu almak zaten bu sene birazcık mantıksız. Sağ kanatına Barrow falan alabilirsin yani dediğim gibi önerdiğim oyuncuları. Ama hani dediğim gibi her zaman söylediğim şeyleri yaparsan sen de gelişirsin. Sağ kanatına oyuncu al ya. Barrow'u alabilirsin. Bütçe 2,5 milyon ve 86 gen takım. Aynı tarz bir takım. Tekrardan karşımızda bütçe 2,5 milyon coins beceri geliştiricilerin 14 tane duruyordu. Lütfen onları yapar mısın? Yani gerçekten lütfen yap onları. Ki level atla ya. 30 level ol. Areola'yı al. Gerçi Howard var ama. Yani ne bileyim abi level atlayın ya. Level atlamak işinize yarar. Enerji falan veriyor. 2,5 milyon coins'e de Gareth Bale falan alınıyor muydu bilmiyorum ama. Gerek yok zaten ona. Bakalım abi bu karoda neye ihtiyaç var? Abi 20 binlik paketlerden açabilirsin. Karşı atakta birazcık daha kasılıp karşı atak ödüllerini açabilirsin. Bilmiyorum aklıma gelenler şu anda bunlar. Yarın 84 Marquinhos gelecek. 87 gen olacak demiş. Bu arada olursan bayağı iyi olur yani. Bu kardeşimizin de 80 genlik bir kadrosu var. Oyuna yakın bir zamanda başlamış olabilir. Kadroyu beğendim ama kadroda mevkisinde olmayıp oynayan çok oyuncu var. Onları birazcık halledersen sevinirim. Beceri geliştiricilerin çok düşük.
O yüzden o dediğim karşı atağı oynayıp 500 FIFA points ile o karşı atak ödüllerinin paketlerini aç, gerçekten çok işine yarar. Burkan Tatar, 85 genlik bir takım. Carlos Vela, Gnabry, Cristiano Ronaldo, Pastore, Alli, João Moutinho, Ross, Ba, Jamerson, Mariano. Yani güzel bir kadrom var. Leveline göre iyi bir kadrom var. Öneri yapmayacağım. Leveline göre kadrona 8 veriyorum ama normalde 5-6 civarı. Kadron güzel abi. Santrafor'a haftanın takımı Gabriel, sağ kanata Gaytan, gelecek bütçe 350 bin coins. Gördüğümüz gibi dizilişini değiştir ki kadron yükselsin, galiba öyle bir işaret var orada. Güzel ya, 85 enerjim var, onları harca. Onlar işine yarar. Furkan Emre Kara. Evet arkadaşlar, şimdi bu kadroyu da yorumladıktan sonra sadece yüksek kadrolarda duracağım. Diğerlerini de göreceksiniz ama kadronuz varsa yani görmeden geçmeyeceksiniz. Benim facecam ile birlikte sizin de kadronuz gözükecek yani. Güzel bir kadro var, 86 gen. Ronaldo sol bekte oynuyor abi. Ronaldo'nun dizilişi çok kötü bir yerde ya. Harbi sol orta saha veya santrafor falan olsaymış çok iyi olabilirmiş. Santrafor değil de sol orta saha çıksaymış kartı, gerçekten çok işe yararmış. Bu kadroyu da beğendim dediğim gibi. Hemen arkadaşlar yüksek kadrolarda duracağız. Diğerlerini de bakıp genlerini falan söyleyeceğim yani. Evet, 85 gen güzel bir kadro. 84 gen, 82 gen, 86 gen. Kadrolar güzel. Beğeniyorum. Ama şöyle... Bu kadro videoya selamlar demiş. Aleykümselam. İkonlu takım bu arada. Güzeldi. Beğendim. Videoya selam veren çok kişi var. Aleykümselam diyorum. Azerbaycanlı bir kardeşimiz yazmış. Azerbaycan'dan selamlar demiş. Geliştirmelerini sen de tamamlarsan güzel olur. Ayrıyeten de yapılabilecek şeyler olarak bu kadroya hani çok da fazla bir şey yok ama güzel bir kadrom var zaten. 10 üzerinden de 8 veriyorum. Hemen devam edelim. Bir usta takım yok mu abi? Biz 90 genli bir takım görmek istiyorum. Grupta o kadar kişi sayısı arttı. Hala 90 gen olmazsa üzülürüm yani. Bakalım. Bu arada gönderi paylaştıktan çok da uzun bir zaman geçmedi. 89 genlik bir takım var. Güzel bir kadro. 90 gen olabilir yakın bir zamanda. 90 gen olursa bu kadroya 10 üzerinden 9 veririm. Şu anda da 9 veriyorum. Hemen devam edelim. 87 gen. 79 Fenerbahçe kadrosu kuruyor gibi bir şey geldi bana. Tam anlamadım. Bir değişik oyuncular da var ama Fenerbahçe'yi kurmaya çalışıyor gibi geldi. 85 gen. 86 gen. 86 gen. Güzel kadrolar var arkadaşlar. Bugün beğendiğim kadrolar var. Bakalım. Genlik güzel bir kadro. 84, 86, 89 gen. Ahmet Can kaygısız. Bu kadro da güzel. Ronaldo işte bak. Ronaldo da istediği yerde oynasa bu kadro 90 gen bile olurdu. Güzel ama kadro, beğendim. 88 gen, 86 gen, 83 gen. Güzel güzel kadrolar görüyoruz şu anda. Paket atmış bir tane. Carrasco çıkarmış. Güzel çıkarmış. 89 gen kadro, bu yedekleri de elit oyuncularıma da atacağım. Tavsiye verir misin? Oha, 3 milyon coins var. Bu kadro 90 gen olabilir. 90 gen yap şu kadroyu. Şu SKB yerine bir MDO satın al. 90 gen yap yani lütfen. Tavsiye olarak onu verebilirim. Ha bir dakika, yedekleri de atmış. Onlara da bir bakalım da. Oha abi. Hiçbirisi de satılamaz galiba. Yani çoğu satılamaz. Ama güzel kadro kurmuş. Güzel de oynuyor oyunu. Helal olsun. Güzel. 85, 83, 90 gen. Stoper MO öneri. Sonunda 90 gen gördük. O yüzden 10 puan veriyorum. Aslında bu videoda 91 ve üstüne 10 puan verecektim ama göremedik maalesef. Çok güzel bir kadro. Değiştirebileceğim bir şey. Ha, stoper ve MO istemiş. Drinkwater iyi bir adamdır diye düşünüyorum. Hani. Ama değiştirsen kimi alabilirsin? Pogba'yı tamamla mesela. Sen tamamlayabilirsin. Pogba'yı tamamla diyorum sana. Başka da bir şey demiyorum. Ve stoper olarak da Sergio Ramos'u tamamla ve çok güzel olur kadron. Gerçekten çok iyi olur. 88 gen. Bu arada herkes Marquinhos'u alıyor. Herkesin ligi güzel. Bizim lig birazcık batıştı arkadaşlar. Bunun sebebini de gerçekten çok merak ediyorum. Çok fazla kadro var ya. Bitmiyor. Ben çok biter diye düşünüyordum. Bir de hemen çektim yani. 2 saat falan oldu daha ve daha 1 saat önceki kadrolar duruyor. 83 genlik kadrolar görüyoruz. 86, 82... 83 genelde 83 gen en fazla var. 87 86 civarı da fazla var. Bak adam link atmış ya. Yazıklar olsun abi. Enes Çiltepe öneri demiş. Güzel bir kadron var. Devam edelim. Yani öneri coins'in yok. 90 genlik bir kadroyu da öneri istemek saçma bence. Evet. Bedirhan Tüfekli moderatörlerimizden biri mi bilmiyorum. Yok. Okey işareti koydurmuş galiba. Tam anlamadım. Santrafor Griezmann'ı birazcık daha oynarsan, daha çok geliştirirsen çok daha iyi olur. Güzel ya. Üçlü defansı değiştir ama bence. Üçlü defanstan daha iyi yapabilirsin. İsmail Şen'in kadrosundayız. Son olarak efsane bir kadro abi. İyi ki bunu yakalamışız bak. Bu çok iyi. Abi efsane 92 yan kadro işte. Budur be. Bu kadroya 10 üzerinden 11 veriyorum. 1 milyon 800 bin coins. 98 enerji. Ronaldinho, Owen, Charles Puyol, Maldini. Full ikon takım zaten.
Efsane. Areola da kaleci orada birazcık bozuyor. Ya şu kaleciyi de bir düzeltirsen sevinirim. Güzel bir kadrom var. 10 üzerinden 11 veriyorum dediğim gibi. Evet arkadaşlar, burada kadrolarımızın sonuna geldik. Hoşça kalın, sizleri seviyorum. Videoya da like atmayı unutmazsanız sevinirim. Çok güzel bir like sayısı geleceğine inanıyorum. Ayrıca arkadaşlar, şuradaki çıkan iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Ve şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Abone olup 100 bin abone yolunda ailemize destek olup videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, sizleri seviyorum ve bay bay.